Türkiye korona tehlikesiyle yaşıyor. Gün geçtikçe hem vaka hem de ölümler artıyor. Bir yandan da bir takım tedbirler alınarak virüsün yayılması engellenmeye çalışılıyor. Mesela dışarıya çıktığım zaman aynı kıyafetle koltuğuma oturamam. Kıyafetlerimi değiştiririm, ellerimi yüzümü yıkarım. Şu anda bir hastalık var, ilaç için çıktım mecburen. Onun için şimdi direkt eve gidiyorum. Eldiven, maske takılı. Uyumaya çalışıyoruz. Tedbirler kapsamında evinde kal çağrıları yapılırken bir yandan da evine ekmek götürmek zorunda olan emekçinin geçim derdi sürüyor. Korona hayatı durma noktasına getirdi. Ne esnaf ne de vatandaş memnun durumdan. Esnaf bitmiş şu anda, her şey durgun. Yapacağı bir şey yok. Esnaf bayağı mağdur durumda şu an. Senet, çek, banka kredilerini kesinlikle ödeyemiyorlar. Esnafımız şu anda çok zor durumdadır. Alışveriş yok, her taraf kapalı olduğu için çok zor durumda. Vergileri verecek para bile, işçilerimize verecek para bile kalmadı. Dışarı çıkıp baktığınız zaman daha önce eski bir parkta oturacak yer bulamazken şimdi duracak yer yok. Madem herkes evinde oturacak, her kimse işini açmayacak, ibari destek, devlet destek yapsın. Kiminin kredisi var, kiminin bankadan faizli parası almış, kiminin bilmem borcu harcı var. Nereden ödeyecekler bunu? Samandağlı esnaf işsizlikten şikayetçi. Sağlık önemli diyen esnaf, kaybı için devletten yardım eli bekliyor. Vallahi esnaf zor durumda, çok zor durumda. Ne yapacaklarını onlar da bilmiyor. Abi esnaf kan alıyor. 12 kişiydik, 2 kişiye düştük. Böyle devam ederse kapatma durumuna geleceğiz. İlerisi için endişeliyiz. İnsanlar tedirgin, müşteriler yok. Bir an önce bu koronavirüsüne bir çare bulunsun, yoksa hepimiz perişan olacağız. Esnaf zor durumda. Devletten yardım istiyoruz. Kira bedeli olabilir. Yani nasıl bir yardım edebilirse seviniriz. Çünkü günlük siftahsız kapatıyoruz. Esnaf kan ağlıyor. Yani sabahtan beri açıyoruz. Zaten mecburiyetten erken kapatıyoruz. İş yok, güç yok. Zorunlu olarak 2 tane eleman çıkarttık bu virüsten dolayı. Bütün tedbirleri almamıza rağmen yine işler sıfır yani. Vallahi perişan, istiftah yapmıyoruz. Hükümetin yani bize destek yapması lazım esnaf olarak. Hükümetten ne beklentimiz? Her şeye beklentimiz var hükümetten. Hiçbir şey yapmıyorlar ki bizim için. Esnafa hiçbir destek vermiyorlar bu konuda yani. Faizsiz krediler açılsın. Esnaf ve sanatkarlar. Biz mağdur olduk.